Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci videomuzda hırka yapımımızın motifleri ip kopartmadan nasıl birleştirilir onları göstereceğim. İlk videomda da motiflerimizi yapımını gösterdim ve bunları şimdi ip kopartmadan hırkamızın etek ucuna 24 adet motiflerimizi nasıl birleştiririz. Şimdi ben hazırlamıştım bunları fakat şimdi videoda kenarlarını tekrar lacivert iple birleştireceğimiz için videoda tam koyu renk olduğu için belli olmuyor arkadaşlar. Ben size model ve örnek olarak şu an hem de videomuz çok uzun olmasın ipimizi açık renk bir iple yapacağım. Krem bir ip tercih ettim sizler için. Birleştirmeyi şu 3 modifte göstereceğim. Siz bunu hırkamızın etek uçlarına 8 tane 3 sıra yani 24 modifin birleşmesini bunun püf noktası ile siz kendiniz birleştirebileceksiniz. Şimdi başlangıç olarak motifimizi hiç ip kopartmadan birleştireceğiz. Şimdi hırkamızda motifler bittikten sonra arkadaşlar hepsini mesela şöyle ben hangisi hangisinin yanına yakışıyor. Motiflerimi bu şekilde bir diziyorum arkadaşlar. Sonra tek tek hangisi birleşecekse onları alarak motiflerimi birleştiriyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben size bu 3 tanesini göstereceğim. Açık renkli model olarak arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektik. Ve şu köşemizden başlıyoruz. 3 sırayı hiç aralarda zincir çekmeyerek ikili trabzan yapacağız. Başlangıç olarak 3 tane zincir çekiyoruz ve buraya 3 tane şu köşemize 3 tane trabzan örüyoruz. Yani bu tarafa geldiğimiz zaman da bu köşenin 3 tanesini o zaman yapacağız. Şimdilik yarım. Şunu 3 tane yaptık. Aralaya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. Diğerine geçiyoruz aralara zincir çekmeden. 2 defa da çıkartarak ikili trabzan yaptık. Aslında hırkamızın araları birleştirme yeri de lacivert. Fakat dediğim gibi videomuzda tam net belli olmuyor. Karanlık oluyor ipimiz gözükmediği için. Ben size model olarak şimdi krem renkle birleştirmeyi göstereceğim. Aralara zincir çekmeden bir sırasını bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Köşeye de aynı şekilde 3 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha doldurduk. Bu aralarda zincir yok. Sadece köşelerde 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Diğer köşemize geliyoruz şimdi. 3 sırasını bu şekilde gideceğiz. Bu tekniği arkadaşlar ip kopartmadan motif birleştirmeyi battaniyelerimizde ondan sonra kırlentlerimizde motif kullanabileceğiniz her yerde aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Bu köşeye de geldim arkadaşlar. Burada da 3 zincir çektim. Diğer köşeye geldik. Burayı da yapacağız. Şurası kalacak arkadaşlar. 3 köşesini, 3 tarafını da bu şekilde öreceğiz.
Diğer köşeye geldiğimizde 3 tanesini yaptıktan sonra diğer şurada yarım yaptık. Burada da yarım bırakıyoruz. Yani diğer tarafını köşenin aynı yeri yapmıyoruz. 3 tanesini yaptıktan sonra arkadaşlar şu arka zemine şöyle motiflerimizi koyalım. Daha belirgin olsun. Masamız beyaz olduğu için arkadaşlar bazen arkadan gözükmüyor diyen arkadaşlarımız oluyor. Şimdi bu 3 taneyi şu şekilde yaptık. 3 tarafını da. Şimdi bu köşelerde 3 zincir çektiğimiz için burada bir zincir çekiyoruz ve motifimizi bu şekilde şu ters yüzü bize dönecek şekilde çevirdik. Mil üstümüzü alıyoruz arkadaşlar. Burayı sıkı tutuyoruz. Şu motifimizi alıyoruz. Yanına ekleyeceğimiz motifimizi. Düz tarafı bize bakıyor. Bakın. Ters taraflar ikisinin aynı tarafta. Bu şekilde mil üstümüzü de aldık. Bunun hemen bu motifimizin de diğer yarım köşesini yapıyoruz. 3 tane. Burada nasıl yapmıştık arkadaşlar? 3 tane. Bunun da diğer üçünü yapıyoruz. Ve hemen tığımızı şu şekilde birleşme yapıyorum. Diğer hemen buraya tığımı soktum. Çıkartıp bir zincir çekiyorum. Mil üstü aldım. Hemen diğer boşluğumuza trabzanımızı yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 3 trabzan yapıyoruz. Birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Diğer karşısına gelecek şekilde olan yere tığımı içeriden ilmeğimi çıkartarak bir zincir çektim. Mil üstü aldım. 3 tane karşısına trabzanımızı yaptık. Yani arkadaşlar şu şekilde bakın karşılıklı olmuş oluyor. Göstereceğim size daha net. Tam karşısına gelecek şekilde 3 tanemizi yapıyoruz. Diğer boşluğa tığımızı geçirip içeriden ilmeği çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Daha sonra karşıdaki boşluğa tekrar 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Üç tane dolgumuzu yaptık. Pardon, ipimiz diğer taraftan. Onu bir sabitleyeyim bir saniye. Tığımız takıldı, çıkarttım. Üç tanesini yaptım. Son deliğimize geldik. Şuraya. Bir zincir çektim. Köşeye geldik. Tekrar köşede 3 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanımızı yaptık. Şimdi bu köşedeyiz. Bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Diğer köşemizde bu şekilde bakın tekrar gösteriyorum. Mantık bu. İçeriden ipimizi çıkarttım. Bir zincir çektim. Burası köşe olduğu için mil üstü alıp bu köşemi tamamlıyorum. Şu şekilde şöyle birleştirmiş oldum. Şimdi bu tarafı dümdüz örüyorum arkadaşlar. Bu köşeyi şuraya gelene kadar yani 3 köşemizi yapmıştık. Yani şöyle bir tutayım. 1, 2 ben size 3 tanesini göstereceğim. Hırkamıza lazım olan neydi arkadaşlar? İlk sırada 8 tane modif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi
Bunu buraya geleceğiz, diğerini ekleyeceğiz. Böyle gideceğiz, diğerini ekleyeceğiz. Böyle geleceğiz, diğerini ekleyeceğiz. Mantık bu şekilde gidiyor. Sonra üst sırayı da nasıl geçiliyor onu da göstereceğim bu 3 modiften sonra. Yani hırkamızı o şekilde ekleyeceğiz. İpimizi hiç kırmadan. 2, 3, 1, 2, 3, krem renk de sanki lacivertin üstüne yakıştı gibi. Değil mi arkadaşlar? Böyle de güzel olurmuş. Ama şimdi hırkamız lacivert olduğu için her türlü renkleri kullanabilirsiniz. Tabii ki o sizin tercihiniz. Köşeye geldim. 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Diğer tarafa geçtim. 3. bölüme. Üç dolduruyoruz diğer köşeye kadar. Birazdan mantığı daha net anlayacaksınız arkadaşlar. 3. 3 tanesini yine burada şunlar gibi yarım yaptık köşeyi. Bir zincir çekiyoruz yine. Şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. Şurada ikinci modifi nasıl eklediysek aynı şekilde şimdi bir zincir çektik. Geri döndük. Ters yüzü bize bakıyor. Ve şu modifimizi de düz tarafı bize bakacak şekilde yani tersler şöyle sırt sırta verecek. Mil üstümüzü aldık. Hemen köşesine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şunlar ters ters olacak arkadaşlar. Düzler bu tarafta kalıyor. 3 tanesini yaptık. Milimizi çıkartıp diğer karşısında hemen ilk olan deliğimize tığımızı geçirip ilmeği çıkartıp bir zincir çektik. Aynı. Diğeriyle aynı arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. İkinci tam karşısındaki yine. Örgüyü bilen arkadaşlar mantığı anlamışlardır aslında. Ben yeni yapanlar için daha çok üstüne basa basa söylemek istiyorum ki daha iyi anlasınlar diye. Çünkü örgüyü çok bilmeyen arkadaşlarımız zorlanıyor yaparken de. Üç taneyi yapıyoruz. Tam karşısına gelecek şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bir zincir çektik. Diğer köşe, pardon, diğer yanına geldik. Bir zincir çekiyoruz içinden geçirip. Son deliğimize geldik. Şunu da yapıyoruz. Çektim içinden bir zincir. Bir daha gösterelim burada. Son deliğimizdeyiz. Milimizi geçirdik. İpimizi boşluktan geçirip bir zincir çekiyoruz ve buraya eklemiş oluyoruz. Mil üstü alıp köşemize geldik. Köşemizde 3 tanesini yaptık. Köşelerde zincirimiz vardı. Bir zincir çekiyoruz burada. İçinden geçirdik. Bir zincir çektik. Aynı köşemize devam ediyoruz.
Evet. Şimdi normal diğer tarafımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bak. Şu şekilde şimdi birleştirmiş olduk 3 taneyi. Şimdi şuraya gelince anlatacağım tekrar sizlere. İpimiz biraz inatçılık etti, gelmiyor. Ben hemen ipimizi biraz rahatlatacağım. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu tarafa da geldik. Evet, bu tarafa geldik arkadaşlar şimdi. Şöyle geldik, böyle geldik, böyle geldik diğerini. Yani 8 tane bu ilerleyebilir. 8 tane motifimizi böyle şuraya geleceğiz. Normalde şunu yaptığımız gibi gele buraya üçgen mesela şöyle şöyle bu şekilde şöyle yapa yapa farz edin ki 8 tane motifimiz tamamlandı. Ben 3 tane de tamamladım. Şimdi size göstermek için bu kadar uzatmayacağım. 8 taneyi tamamladık. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tarafını daha sonra yapacağım. Göstereceğim hepsini tek tek. 8 taneyi tamamladık. Burada bu köşede 2 zincir çekip bir üst sıraya hangi modifimizi ekleyecekseniz arkadaşlar yine ters tarafını kendimize bu elimizdeki modifinde ters tarafını buraya koyarak mil üstü alıyoruz. Diğerlerini birleştirdiğimiz gibi 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya birleştireceğiz. Yani şöyle olacak modifimiz. Anlatabildim mi? Şu şekilde olacak. Şimdi 3 taneyi yaptım. Bu yaptığımız yere yine karşılıklı diğer yerlerde ekleme yaptığımız gibi aynı yere batmıyoruz burada arkadaşlar. Köşeyi sonra tamamlayacağız. Göstereceğim onları size. 1, 2, 3. Ortalardan, boşluklardan çıkartıp bir zincir çekip motifimizi birleştirme işlemini bir üst tarafa geçerek bu şekilde şimdi arkadaşlar şöyle köşeye geldik. Yine karıştırmayalım. Şu şekilde göstereyim. Bir üst sıraya geçmiş olduk şurada. Karşılıklı birleştirdik değil mi arkadaşlar? Şöyle de gösterebilirim. Şimdi burayı birleştirdik. Köşeye geldik. Köşede aynı. Bir tanesini yaptık bu köşenin. Bir zincir çekiyoruz. Diğer köşenin tam ortasını bulup arkadaşlar bu sefer bu ilmeğimizi buradan geçirip bir zincir çekiyoruz. Mil üstü alıp aynı yere köşemizi tamamlıyoruz. Buralarda köşemiz zaten var. Ve şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya motif birleştirme böyle geçiyoruz.
Köşemize geldik yine. 3 tanemizi yaptık. Bir zincir çekip şu şekilde. Şimdi buraya arkadaşlar diğer motifimizi ekleyeceğiz. Mesela şunu alalım yanına. Yok, bu çok sarı oldu. Fark etmez. Ben şey olarak gösteriyorum aslında size, model olarak. Şunu eklememiz için arkadaşlar yine bu köşeye geldik. Yarım bıraktık burayı. Yine sırt sırta gelecek ters yerleri düzden aldık. Bir mil üstüyle diğer köşeye. Üç tane yapıp bakın arkadaşlar. Şuradan karşılıklı. Yani şuraya birleştiriyoruz arkadaşlar. Karıştırmayalım bakın. Şu şekilde. Yani bunu örerek arkadaşlar, örmediğimiz motifi örerek karşıdakini birleştireceğiz. Sonra bakın burada çünkü birleşme yeri yok. Direkt buraya geleceğiz. Diğer motifimizi örerek bu sefer birleştireceğiz. Yani aslında mantığı anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi buraya da diyeceksiniz ki buraları ne yapacağız? Şimdi onu göstereceğim size. Üç tane çektik. Pardon, üç tane doldurduk. Diğer tarafa zincirimizi çektik. Yani şu şekilde birleştirerek köşeye kadar, bu köşesini buraya kadar getiriyorum arkadaşlar. Son köşemizi de ekledik. Pardon, boşluğumuzu. Şimdi tam köşedeyim yine arkadaşlar. 1, 2, 3 taneyi doldurdum. Bir zincir çektim köşelerde. Şimdi tekrar köşeyi buluyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Tığımız içeriden köşeden geçirip bir zincir çekip aynı yere 3 defa daha köşemizi tamamlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra motifimiz bu tarafa birleşeceği için şimdi buraya, şu köşeye kadar tekrar birleştirerek geliyoruz. Boşluklardan alıp bir zincir çekip bu köşeye kadar geleceğiz. Köşeye geldim tekrar arkadaşlar. Bakın. Köşeye geldik. Bir zincir çekip tam orta köşe, pardon, tam orta yerden tığımı geçirdim. İlmeğimi oradan çıkarttım. Bir zincir çektim. Köşemi doldurmaya devam ediyorum. Şimdi burayı diğer köşeye kadar dümdüz örüyoruz. Burada birleştirme yerimiz olmadığı için arkadaşlar. 1, 2,
3, 3, 3 doldurarak diğer köşeye kadar geliyoruz. Bakın bu zamana kadar hiç ipimizi kırmadık arkadaşlar. Yani bunu böyle büyütebilirsiniz. Bu tekniği de her yerde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Diğer köşenin yarısını yapıyoruz, 3 tane dolgusunu. Bir zincir çekip diğer motifimizi de buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şimdi burayı neden yaptınız da bu taraflar kaldı diyeceksiniz. Şimdi mantığı anlayacaksınız. Bunu da ekledikten sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Siz benim dediğim gibi yapın, gerisini merak etmeyin. Şimdi bu motifimizi de buraya ekleyelim. Bu 3 sıra olacak ya arkadaşlar. Ben 2 sırada tamamlayacağım. Bu geçişi zaten üste geçişi şuraya geldikten sonra üst tarafa geçişi siz zaten şurada anlattım. Burada siz kendiniz yapacaksınız. Şimdi bu motifi yaptıktan sonra bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu motifi tekrar ters taraf burası. Ters taraflar denk geliyor. Sırt sırta verdiriyoruz yine. Milistümüzü aldık. Bunun köşesine 3 tane trabzanımızı yaptık. Bunu ekliyoruz arkadaşlar bu boşluğa. Köşeye kadar bu sırayı ekleyerek gelelim arkadaşlar. Bu kadarını diğer tarafta zaten biliyoruz. Evet, köşeye geldim. Köşeye geldim. Şu şekilde arkadaşlar, buradaki gibi aynısını köşeyi bulup milimi taktım. Bir zincir çıkarttım. Aynı yeri doldurdum. Şimdi burayı bu tarafa birleştiriyoruz, değil mi arkadaşlar? Şu şekilde birleştirerek gideceğiz. İpimiz yine karıştırdık. Son boşluğumuzu da ekledim ve köşeye geldim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane yapıyoruz köşemize. Bir zincir çektik. Arkadaşlar burada böyle video çekerken bu tür şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Videomuzu durdurmak istemiyorum o yüzden. Bir saniye arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, şimdi arkadaşlar.
Bir tane zincir çektik. Bu köşemize ekliyoruz. Bakın burası şimdi tamamlanıyor. Burayı o yüzden yapmıştık. Direkt normal araları üçlü trabzan yaparak arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Direkt öbür tarafa geçiş yapıyoruz şimdi. Yani şuramızı bitirmiş olacağız. Bunu dediğim gibi bu tarafa da büyütebilirsiniz, bu tarafa da büyütebilirsiniz. Mantığı bildiniz artık. Şimdi arkadaşlar diğer köşeye geldik. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi buradan motif birleştiremeyiz çünkü birleşecek yerimiz yok, değil mi? Burayı şimdi arkadaşlar dümdüz bu başa kadar geleceğiz. Yani şunun üst sırasını tamamlamış olacağız. Şimdi dümdüz diğer tarafa gelmemiz için 3 tane zincir çekip bu köşemizi tamamlayalım arkadaşlar. İpimiz yine karışmış burada da. Kusura bakmayın. Şimdi bakın. Diğer köşeye geleceğim şimdi. Pardon, ortaya. Bu sırayla bu şekilde başa kadar gideceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi köşeye geldim. Köşeleri nasıl yapacağız diyeceksiniz. Şunlar yine arkada dursun. Aynı yere bakın 3 tane trabzanımızı yaptık. Yani köşemizi tamamlamış olduk. Arada 3 zincir olması lazımdı. Burada 2 zincir çekiyoruz. Şu boşluk vardı arkadaşlar. Ya da içinden de kaydırabilirsiniz. Bir zincir çekebilirsiniz. Bakın köşemiz oluşmuş oldu. Şimdi diğer köşemizi oluşturacağız. Bir zincir çekmiştik zaten. Bir zincir daha çekiyoruz. Milisto aldık. Diğer köşeye bu şekilde diğer köşemizi de yapmış olduk. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın. Buraya gelip diğer motifimizi de böyle ekleyeceğiz. Yani şurası bitmiş olduğu için buraya eklediğimiz için şuradaki gibi bu sıra boş geçiyoruz. Bakın 6 tane motif ekledik ve ipimizi kırmadık arkadaşlar. Bu mantık bu şekilde yürüyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki yaptığımız gibi aynısını burada yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip pardon 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Ortadan ipimizi geçirdik. 2 zincir çektik.
Ve bu köşemizi de yapıp köşeleri hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Diğer tarafa gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı bitirdik. Bu köşeye gelmiştik böyle. Buradan sonra atıyorum size bu şekilde, yani şuradan nasıl bunu yapmıştık? Şurayı yaptığımız gibi şöyle ekleyerek buradan tekrar diğer motifi, diğer, sonra diğer motifi böyle böyle bunu uzatabiliriz. Bu nasıl diyeyim size? Tüm her tarafı motifli hırka da yapabilirsiniz. Battaniyede de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bize 3 sıra lazım. Şuradaki gösterdiğimi bu 3 sıraya da ekleyip aynı şekilde 3 sıra hırkanın etek şeyini yapacaksınız. Ben şimdi videomuz çok uzadı. O yüzden bitirimine geçeceğim. Farz edin ki bu 3 taneyi de 1, 2, 3, 3 taneyi de bu şekilde şurayı eklediğimiz gibi ekledik. Şuraya geldik. Şunun gibi düz üst tarafı geldik. Şuraya bitirdik. Bu üst tarafı dümdüz şekilde gidecek. Ekleyeceksiniz, geleceksiniz dümdüz. Sonra ekleyeceksiniz, yukarı çıkıp dümdüz. Eklem işlemimiz bu şekilde. Farz edin ki bitti işlemler. İstediğiniz kadar motif eklediniz. Şimdi bitiriyoruz. Burasını ve burasını şu şekilde yaptığımız gibi arkadaşlar komple köşeyi yaptık. Sona kadar gelelim arkadaşlar. Bu köşeleri yapmayı buralarda göstermiştim sizlere. Şurada yaptığımız gibi yine göstereyim ben size bir köşe daha. Aynısı, hiçbir değişiklik yok. Köşeye geldik. Şuradaki yaptığımız işlem gibi yapacağız. Köşelerimiz hep aynı olacak. 2, 3 tane yapıyoruz. 2 zincir çekip tam orta boşluğa ipimizi kaydırıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Milisütü alıp diğer köşemizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir de bu tarafa gelene kadar yapıyoruz ve motif birleştirme işlemimiz tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi bu 3 sıra olacak hırkamıza lazım olan. Bu 24 motifi 3 sırada bu şekilde bu teknikle ekleyebilirsiniz. Şu sona geleyim. Şuradan arkadaşlar dümdüz geldim. Burayı yaptım. Şimdi 2 zincir çekip burayı tamamladım. Yani motif birleştirme işlemimiz böylelikle tamamlanmış oldu. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar hırkamızın üst taraflarını göstereceğim sizlere. Birleştirdikten sonra onu da çekeceğiz. Sonra kolları, kapşonu hepsini göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Umarım sizlere bu motif nasıl birleştirir,
Anlatırken sıkmamışımdır sizleri. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamanızı dilerim. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler.